Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Yusuf Özbakır görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, TGRT FM frekanslarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Allah Teala razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Efendim her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizi cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın inşallah. Amin. Teyzenin de istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. İnşallah. Şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin hastalar varsa Cenab-ı Hak o hastalarına hayırlı şifalar ihsan etsin. Amin. Derdi olanlar varsa deva ihsan eylesin. Borçlu amin. Olanlara eda nasip etsin. Amin. Eceli gelip de şu anda ahireti intikal etmekte olan varsa Rabbim onlara da iman selameti nasip ve müyesser eylesin. İnşallah. Sıkıntılarımızla hayret tebdil etsin inşallah. İnşallah. Bu gecenin hatırı ve hürmetine. Şimdi efendim bu geceki konumuzun yani TGRT FM'de cuma gecesi, perşembe cumaya bağlayan gecede Gönül Pınarı programında bugünkü konumuz bütün nasihatların özü diye İmam-ı Gazali Hazretleri'nin rahmetullahi teala'yı bir talebesinin talebi üzerine ona bir uzun bir cevap yazıyor. Orada İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki nasihatların hülasası, özü diye başlamış. Evet. Biz de onu konu başlığı olarak aldık. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin sözünü. Kendi sözümüz değil. Bütün nasihatların özü, hülasası. Neymiş? İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi teala aleyh. Tabi buraya geçmeden önce şunu da nakletmekte fayda var. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki mutlaka her konuda müminlerin birbirlerine nasihat etmeleri. Yani Allah-u Teala'nın emirlerini bildirmeleri, yasaklarını, haramlarını da aynı şekilde tebliğ etmelerini vazife olarak bildirmişler. Bunun için de kitaplarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o sözün aklını naklediliyor. Eddinun nasihat diye geçiyor. Din nasihattır. Yani kitap okuyarak veya birisi anlatıyorsa, nakli esas olarak anlatıyorsa onu dinleyerek veya konuyu biliyorsak bilmeyenlere bunu naklederek nasihattır, birbirimize hatırlatmaktır. Yani ölüm var, ahiret var, öldükten sonra hesap var, kabir var, kabirden sonra mahşer var, mahşerde hesap var, mizanın başına hepimiz gideceğiz. Bütün din büyükleri, zaten Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla bunu haber veriyor. Din büyükleri de Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam varisi olmaları sebebiyle onlar da bunları hep anlatmışlar. İmam-ı Gazali Hazretleri de bu din büyüklerindendir. İslam alimlerinin büyüklerindendir. Evliya kiramın yükseklerindendir. İşte bu zat da buyuruyor ki o talebesine hitaben, nasihat isteyen talebesine hitaben buyuruyor ki yavrum buyuruyor. Nasihatların hülasası yani özeti Allah-u Teala kulluk ve itaat etmenin ne demek olduğunu bildirmektir. Nasihatta maksat budur. Nasihatların özü de budur. Mesela taat demek, ibadet demek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ma tabi olmak, Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak, ona itaat etmek demektir. Yani şu ki, bütün sözlerini ve bütün hareketlerini Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde, onun bildirdiği emirlere uygun olarak ve onun yasak ettiği nehirlerine uydurmak demektir. Her söylediğin ve her yaptığın ve söylememen ve yapmaman hep Muhammed Aleyhisselam'ın emri ile olmasıdır. Özür dilemem. Yani şimdi efendim bana bir nasihat et. Nasihattan maksat budur. Yani Allah-u Teala hatırlatmaktır. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu teala işte yeni bir yere vali tayin edecek. Etmişler daha doğrusu. Yarın buyuruyor falan yere gel. Sana bazı nasihatlarım olacak. Bunu Eshab-ı Kiram'dan bazıları da haber almışlar. Ha, demişler Emir-i Mümini'nin işte bir sohbeti bir nasihatı olacak. O valinin yanında biz de bulunalım. Biz de istifade edelim. Onlar da toplanıyorlar. Vasiyetim olacak diyor. Başarılı olabilmen için sana bazı şeyler söyleyeceğim. tabii herkes merak ediyor. Ya başarılı olmak için şu anda bizi dinleyenler de aynı şekilde şey yapmaz mı? Merak eder tabii. Hepimiz böyle bir şey duysak. Aa başarılı olmak için ben zengin olacağım. Nasıl başarılı olayım? Herkesin kafasında bir şey vardır. Ve toplanmışlar oraya.
Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri nasihat olarak başarının yollarını o valiye buyuruyor ki, 5 vakit namazı vakti gelince eğer mümkünse cemaatte kılasın. Vaktinde kılasın. Vaktinin evvelinde kılasın. Ramazan-ı Şerif eğer isabet ederse oruçlarını şartlarını olarak tutasın. Eğer dine zengin olursan zekatını yine şartlarına uygun olarak emredilen yerlere veresin. Yalan söylemeyesin. Gıybet etmeyesin. Kimsenin malına göz dikmeyesin. Hac zamanı, hac eğer sana farz olmuşsa hac etmek üzere bizimle beraber bize iştirak edesin. Tabi bunlar böyle. Eshab-ı kiramdan dinleyince Eshab-ı kiramdan bir zat diyor ki, ya İbn-i Müminin, bu anlattıklarınızı, söylediklerinizi hem biz biliyoruz hem de bu tayin ettiğiniz vali biliyor. Siz demiştiniz ki başarılı olmanın yollarını ben anlatacağım, söyleyeceğim. Biz de bunu duyduk. Biz de bunun için geldik. Ama bunlar biz biliyoruz zaten. Bunun üzerine Hazreti Ömer Faruk radıyallahu teala hazretleri buyuruyor ki, ne söyleyecektik ya buyuruyorlar. Söylenecekler bunlar. Bunları hatırlatmak. Şimdi orada işin bir püf noktası var. İslam alimleri açıklarken buyuruyorlar ki, burada Hazreti Ömer radıyallahu teala an o valisine Allah-u Teala'ya itaat etmesini emrediyor. Allah-u Teala ve onun peygamberi Muhammed Aleyhisselam bildirdiğine tabi olup ona itaat etmesini emrediyor. Peki püf noktası ne bunun? Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukata, hayvanat, insanat, insan, hayvanat, ondan sonra nebatat, cemaatat, cansızlar dahil olmak üzere hepsine Cenab-ı Hak emir vermiştir. Bana itaat edene itaat edin. Bana itaat etmeyene de itaat etmeyin. Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri valisine buyuruyor ki, başarılı mı olmak istiyorsun? Muvaffak mı olmak istiyorsun? Allah-u Teala itaat et. Dolayısıyla öbürleri sana itaat eder. Çünkü Allah-u Teala'nın emir var. Bu bir. İkincisi, başarılı mı olmak istiyorsun? Allah-u Teala'nın yardımı seninle beraber mi olmasını istiyorsun? Öyle istiyorum. O zaman sen de Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getir. Sen Allah-u Teala'ya itaat edersen, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirirsen, Allah-u Teala da sana yardım eder. Allah-u Teala yardım edince ne olur? Allah-u Teala yardım edince de muvaffak olursun. Gittiğin eyalette, gittiğin bölgede, vali olduğun yerde, seni itaat ettiğin müddetçe, Allah-u Teala sana yardım eder. Yağmurlar zamanında yağar, bitkiler, mahsuller zamanında olur, insanların refah seviyesi yükselir ve insanların arasını adaletle muamele edersen, Allah-u Teala'nın bildirdiği şekilde adaleti gözetirsen, kimsenin malına, mülküne, ırzına, namusuna göz dikmezsen, Allah-u Teala sana yardım eder, o insanlar seni sever, dolayısıyla sendeki bu güzellik onlara da sirayet eder ve dolayısıyla orası huzurlu olur. Herkes rahat eder, herkes birbirini sever. İşte başarılı olmanın formülü. Ama sen kendine tabi olursan, Allah-u Teala ve onun peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmazsan, itaat etmezsen, isyan edersen, alttakiler de sana isyan eder. Sen gücünle, zulümle onları belli bir müddet baskı altına alabilirsin, öldürebilirsin de. Ama bir gün sen zulmettiğin gibi zulüm payidar olmaz, tepetaklak olur, yıkılır gidersin. Bir mazlumun ahı seni tepetaklak eder mi? Evet, bir mazlumun ahı tepetaklak eder. İşte hani alma mazlumun ahını, çıkar ahiste deniyor ya efendim. Evet. Bir gün gelir gider. Onun için de İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh talebesine hitaben nasihatların özü, hülasası Allah-u Teala kulluk ve itaat etmenin ne demek olduğunu bilmektir. Taat, ibadet ise Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak. Onun bütün sözlerini ve hareketlerini, onun emirlerine ve nehirlerine uydurmak, kendi sözlerimizi, hareketlerimizi. Yani her söylediğin ve her yaptığın veya söylememen ve yapmaman yine hep onun emriyle olmasıdır buyuruyorlar. Ve devamla da buyuruyorlar ki, şunu iyi bilesin ki, ibadet şeklinde yaptığın işler, ben yapıyorum falan işte ya mükemmel. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ın emriyle olmadıysa ibadet olmaz, hatta günah olur. Eğer namaz, oruç iseler de böyledir. Mesela Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının 1, 2, 3 ve bu 4 günü, ilk her 4 günü oruç tutmak günahtır, haramdır, isyan etmektir. Halbuki oruç bir ibadettir. Fakat emir ile olmadığından günah olmaktadır. Yine başkasından zor ile alınan elbise içinde veya böyle bir yerde namaz kılmak günahtır. Halbuki namaz bir ibadettir. Fakat emir ile olmayınca isyan olmaktadır. Yine mesela kitaplarda İmam Gazali Hazretleri buyuruyor, bir kimsenin kendi hanımıyla işte her türlü oyunu oynaması, latife yapması ibadettir, yani sevaptır. Bunun sevap olduğu hadis-i şerifle bildirilmektedir. Halbuki yapılan oyundur, eğlencedir. Fakat emir ile olduğu için sevap oluyor. Görülüyor ki ibadet demek yalnız namaz kılmak, oruç tutmak değildir. İbadet demek İslamiyet'in emirlerine uymak demektir. Çünkü namaz ve oruç
İslamiyet'e uygun olunca ibadet olurlar. E hadi bizim şimdi canımız öğle namazı kılmak istiyor. E gece vakti. Olmaz. Olmaz. Güneş battıktan sonra akşam namazı, akşam namazının vakti çıktıktan sonra yatsı namazı. Yatsı çıktıktan sonra, imsaktan sonra da aynı şekilde sabah namazı giriyor. Hepsi vaktinde. Yok efendim ben 5 vakit namaz kılmıyorum da kalkacağım kafama göre işte 300 rekat namaz kılacağım falan. İstersen 500 kıl. Hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü Allah Teala sabahleyin sabah namazını emretmiştir. Öğle vaktinde öğle namazını, ikindi vaktinde ikindiyi, akşam vaktinde akşamı, yatsı vaktinde yatsıyı emretmiştir. Ve emredildiği miktarda. Efendim 4 rekat emredilmiş ama ben 400 rekat kılacağım. Hikaye yok. 4 emirdir. Mesela zekatta da öyle. 1/40 emredilmiştir. Ben efendim 1/40 değil yarısını vereceğim. Hepsini ver istersen. Zekat olarak ayırıp verdiğin 1 liralık 1 lira o senin hepsini vermenden daha kıymetlidir. Daha kıymetlidir. Bunun için talebesine hitaben, tabi hepimize hitaben, o halde buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri, bütün sözlerini ve bütün hareketlerini İslamiyet'e uydur. Çünkü kim olursa olsun, İslamiyet'e uymayan ilimler, çalışmalar doğru yoldan sapmaktır. Ve Allah-u Teala'dan uzaklaşmaya sebep olurlar. Peygamber Efendimiz işte bunun için eskiden kalma ilimleri, adetleri neshetti, yürürlükten kaldırdı, değiştirdi. O halde İslamiyet'in müsaadesi olmadan ağzını açmamak lazımdır. Ve iyi bilmelidir ki, İnsanın kendi kafasına göre öğrendiği ilimlerle Allah yolunda gidilemez. Mutlaka Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği şekilde. Evet. Şunu da bilmelidir ki buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Bu yol kendilerine sofi yani tarikatçı ismini vererek tarikat büyüklerinin yolunda olduklarını iddia eden cahillerin manalarını anlamadıkları İslamiyet'e uymayan sözleriyle de gidilemez. Bu yolda ancak nefs ile mücadele edenler gidebilirler. Nefsin arzularını, şehvetlerini İslamiyet'in dışına taşırmamak lazımdır. Laf ile gidilmez. İslamiyet'te yeri olmayan sözler ve ilimler ve şehvet ile karışmış gafil kalp şekavet ve felaket alametleridir. Bazı şeyler ne söylemekle ne de yazmakla anlatılamaz buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Ancak onlara yetişenler, ele geçirenler bilirler. Ele geçiremeyenlerin anlamasına imkan yoktur. Çünkü bunlar tadını alınca anlaşılacak şeylerdir. Tadarak anlaşılabilecek şeyler söylemekle ve yazmakla anlatılamaz. Tatlılık, ekşilik, acılık ve tuzluluk söz ve yazıyla anlatılamaz. Öyle ya. Evet. Ben buraya yazdım şimdi. Çok acı. Sen de okudun çok acı. Ağzına acı geldi mi? Gelmez. Yazdım. Çok tuzludur. Okudun çok tuzludur. Ne oldu? Ağzın tuz mu doldu? Hayır. Hayır. Onu tatmak suretiyle anlayabilirsin. Hatta bir misal veriyor mesela İmam-ı Gazali Hazretleri. Mesela ona kitaplarda inliğin tabiri kullanılıyor. Yani erkeklik ve kadın duygular yok. Yok. Yani böyle bir kimseye çoluk çocuk sahibi olmak, ondan sonra ne bileyim kadın erkek münasebetini anlatmak bir tuhaftır yani adam anlamaz ki. Evet. Adam anlamaz ki verilmemiş ki o. Mesela bir kimsede Allah-u Teala muhafaza buyursun tatma duygusunu çekip alsa Cenab-ı Hak. Dilimizde ekşi, tatlı, tuzlu diyoruz ya, sıcak, soğuk. O duyguyu alsa. Şimdi biberi yiyor, hiçbir şey olmuyor. Tuzu yiyor, bir şey olmuyor. Baklava yiyor, bir şey olmuyor. Ne duyuyor? Hiç. Saman gibi. Hepsi. Hiç farkı yok. Hiçbir farkı yok. Sadece midesine gidince yakacak tuzlar veyahut da biberler o zaman hisseder bir şey. Ağzında bir şey yok. Mesela sıcaklığı ve soğukluğu hissetmemiş olsa, kaynar suyu ağzına dökmüş olsan ağzında hissetmeyecek onu. Ağzını yakacak. Tabii adama anlatacaksın. Arkadaş bu sıcak falan. Ağzına diyor. Ne bu sıcak ne? Yok öyle bir şey. Yok. Bu misali vermiş İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh. Bunun için de talebesine hitaben buyuruyor ki peki diyor Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak, Allah-u Teala'nın yolunda yürümek isteyen için peki önce ne yapması lazım bu kimsenin? Ne yapması lazım? İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki öncelikle ehl-i sünnet alimlerin bildirdiklerine uygun temiz bir itikat ve iman lazımdır. Önce bu iman. Bundan sonra tevbe-i nasuh yani daha işlememek üzere günahlara tövbe etmek. Şimdi tevbe-i nasuh deyince bize dinleyicilerimizden zaman zaman mail, telefon veyahut da mektup gönderenler de oluyor. Efendim diyor işte nasuh isminde bir kimse varmış. O bir tövbe etmiş. Ondan sonra bu tövbenin adı nasuh tövbesi. Hayır öyle değil o. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Tövbe-i nasuh bir deyimdir, bir tabirdir. Ne demektir? Açıklamasını İmam-ı Gazali Hazretleri de yapıyor. Bir daha günah işlememek üzere yapılan tövbenin ismidir tövbe-i nasuh. Yoksa nasuh isminde birisinin tövbesi değildir. Öyle değil o.
Yani bir günah işliyorsun. Ya Rabbi diyorsun, tövbe ettim, ben bunu bir daha bir yapmayacağım. Buna tövbe-i nasuh denir. Mesela bir Şafii Hazretleri meyhaneden çıkmazdı. İşte bir hadise üzerine bir tövbe etti, bir daha dönmedi. Tövbe-i nasuhtur. Fulayr bin İyad Hazretleri eşkıyalık yapıyordu. Bir hadisede bir tövbe etti, bir daha eşkıyalığa dönmedi. Habibi Acem Hazretleri tefecilik yapıyordu. Bir tövbe etti, bir daha ona dönmedi. Bu tövbe-i nasuhtur. Ve evliya oldular. Üçüncüsü, herkesle helallaşmak. Üzerinde hiçbir mahlukun hakkı kalmamak. Herkesle helallaşmak. Ahmet'le Mehmet'le yaptım ama Hasan Hüseyin'le olmaz, hepsiyle. Çünkü bir dirhem buyuruyor kul hakkı için, İbn Abidin'de yazıyor. O da yarım gram gümüşmüş. Yarım gram gümüş kul hakkı için mahşer günü bir kimsenin 700 defa böyle Ehl-i Sünnet itikadına salih bir imamın arkasında ve salih cemaatle beraber 700 defa kıldığı cemaatle kıldığı namazın sevabını alıyorlar. O yarım gram gümüş karşılığında o karşı tarafa veriyorlar. Ana, 700 defa var yok, o da belli değil. Evet. Alıp veriyorlar. Ya onun için kul hakkından çok korkmalı. Mesela kişinin kendisiyle Allah-u Teala arasında olan günahlarda kişi bu günahlardan tövbe eder, pişman olur, yalvarır, yakarır, Cenab-ı Hak affeder. Başkasını ilgilendirmiyor. Kendisiyle Allah-u Teala arasında. Ama baba hakkıdır, anne hakkıdır, kardeş hakkıdır. Ondan sonra ne bileyim komşu hakkıdır, arkadaş hakkıdır, iş yeri hakkıdır, hayvan hakkıdır. Nebatat hakkı da var mı? Var tabii. Adamlar mesela yakıyor. Yarın o nebatat da hakkını alacak mı? Alacak. Bunlara çok dikkatli olmak mı lazım? Evet, çok dikkatli ve uyanık olmak lazım. Ve dünyadayken helallaşmalı. Dünyada çaresi var. Ama öldükten sonra yok. Dördüncü olarak da buyuruyor İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh. Nasihat olarak bildiriyor talebesine. Dördüncü olarak da Allah-u Teala'nın emirlerini yapacak kadar İslamiyet'i öğrenmektir. Yani ne demek bu? İlmihal'ini öğrenmek. İlmihal bilgilerini. Buna fıkıh bilgisi ve bizim de ecdadımız bizim anlayacağımız şekilde ilmihal, hal ilmi. Yani ibadetlerimizde, yememizde, içmemizde, alışverişimizde, insanlarla görüşmemizde, komşuluk yaparken veya bulunduğumuz şehirde, bulunduğumuz kasabada, bulunduğumuz bölgede nasıl hareket etmemiz lazım geldiğini dinimiz bildirmiş. Onun için de Hanefi fıkıh kitaplarında Hanefi mezhebinde olan bir Müslümanın 200 bin meseleyi bilmesi lazım buyuruyor. 200 bin meseleyi bilmesi lazım. Bu ibadetlere ait olsun, ondan sonra yeme, içme, alışveriş, hayız, nifas, miras taksimi, bütün bunların hepsinin zekatın bütün kısımları, uşur dahil olmak üzere, hayvan zekat dahil olmak üzere her biri bir meseledir. Yüzlerce, binlerce, 200 bin meseleyi bilmesi lazım ki harama düşmesin, ondan sonra zulüm yapmasın, kul hakkı yemesin, hayvan hakkına tecavüz etmesin. Peki bu meseleler bilmesin ne olacakmış canım, yapıver gitsin. Halbuki o ne olacakmış canım, yapıver gitsin dediği şey haramdır. Harama da helal dediği için imanı bile gider, Allah-u Teala korusun. Yani harama da helal deme noktasına gelir ve paldır küldür imanını da kaybeder. Ve o haldeyken eceli gelse imansız gider, sonsuz cehennemde kalma durumu söz konusudur. Peki çare nedir o zaman? Çare mutlaka bir ilmihal kitabı. Peki her ilmihal kitabı da okunur mu? Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından nakli esas almayan hiçbir kitabı aynı şekilde okumamalı. Peki dinimizi biz tefsirlerden veyahut da meallerden öğrenebilir miyiz? Hayır. Hele piyasada meal de yok zaten. Kur'an tercümeleri var. Onlardan din öğrenilmez. Hadis-i şeriflerden öğrenilmez. Mutlaka fıkıh kitaplarından. Ve fıkıh kitapları da mesela İbn-i Abidin'den direkt olarak öğrenemeyiz. İlmihal kitapları bizim seviyemize göre yazılmış. Mesela dedelerimizin el kitabı olan Mızraklı İlmihal var. Hüccetül İslam İlmihali var. Hakikat kitabı bunları tekrar aynı şekilde günümüze, günümüz diliyle aynı şekilde aktardı. Ayrıca mesela Hakikat kitabını yani bugüne kadar yazılan ilmihallerin zirvesinde yayınladığı tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabı var. Bu kitabın mutlaka evde bulunması gerekir. Mutlaka da okunması gerekir. Okundukça dinimizi doğru olarak öğreniriz. Dinini doğru olarak öğrenen bir kimseyi kimse yolundan çeviremez. Ama dinini bilmiyorsa veyahut da yanlış şeylerle donatılmış olsa önüne çıkan herkes bunu tokatlar. Namazında bozar, orucunda bozar, kurban ibadetinde bozar, her şeyini bozar. Bu zanneder ki kendisini Müslüman zanneder ama dinden imandan çıkmıştır, imanını kaybetmiştir. Ecel o haldeyken yakalarsa imansız olarak gider, ahirete gider. O zaman gözünü bir açar, eyvah der ama işten geçmiş olur. Şunu da unutmamak lazım. Doğru kimselerin ve doğru yazılmış kitapların aynı şekilde düşmanı çok olur.
Onun için tam İlman Sen Tebedi'nin de düşmanı çok. Bir de ehli düşmandır. Aynı şekilde inkarcılar, müşrikler düşmandır. Meyveli ağaç taşlanır. Mutlaka tam İlmi Hasadeti Ebediye kitabını almalı ve mutlaka da okumalı. Çoluğa çocuğa da okutmalıdır. İslamiyeti kendimize lazım olandan fazla öğrenmek herkese vacip değildir. Ama diğer ilimleri lüzumu kadar öğrenmeli, okumalı. Bu lüzum herkesin sanatına, mesleğine, ihtisasına göre de değişir. Buyuruyor İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh. Ama bizim birinci bölümde bitti. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Gönül Pınarı devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz bütün nasihatların özü. Evet hocam. Evet, İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin sözünü konu başlığı olarak yapmıştık ve birinci bölümde dilimiz döndüğü kadarıyla anlatmaya devam ettik. Ve İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh birinci bölümden naklettiğimiz gibi Allah-u Teala'nın yolunda yürüyebilmek için şunlar lazım. İşte ehl-i sünnet itikadını kazanmalı, tövbe etmeli, herkesle aynı şekilde helallaşmalı ve dinini doğru olarak öğrenmeli. Evet. Buyuruyor ve ondan sonra buyuruyor ki sana diyor bir şey nakledeyim. İmam-ı Şibli Hazretleri buyuruyor ki, onu naklediyor İmam-ı Şibli Hazretleri'nin sözünü. İmam-ı Şibli Hazretleri buyurmuş ki 400 hocadan ders okudum. 400 ya. Bunlardan 4000 hadis-i şerif öğrendim. 400 hocadan 4000 hadis-i şerif öğrendim. Bütün bu hadis-i şeriflerden bir tanesini seçip, 4000 hadis-i şeriften bir tanesini seçip kendimi ona uydurdum. Diğerlerini bıraktım. Çünkü kurtuluşu ve saadeti ebediyeye kavuşmayı bunda buldum. Ve bütün nasihatları hep bunun içinde gördüm. Seçtiğim hadis-i şerif şudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabi-i kirama hitaben buyuruyor ki dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allah-u Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Ana. Evet. Hakikaten ne müthiş hadis-i şerif seçmiş ha. İmam-ı Şibli Hazretleri. Dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Kaç sene? En fazla 100 sene. Ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Sonsuz. 100 senenin, 1000 senenin sonsuzun yanında, 5000 senenin, 1 milyar senenin sonsuzun yanında hiç kıymeti yok. Hiç. Ve Allah-u Teala muhtaç olduğun kadar itaat et. Bahattin Bey, muhtaç olmadığımız an var mı? Yok. Her şu anda muhtaçız. Şu anda bir stüdyodayız ya. Stüdyoda bile giriyoruz rahatlıkla. Oksijen geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Gelmezse? Ölürüz. Havasızlıktan ölürüz yani. Ölürüz tabii ya. Her an. Her an. Hücrelerimiz her an çalıştıran o. Her an muhtaçsın. Allah-u Teala muhtaç olduğun kadar itaat et. Ve cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Allah-u Teala daha doğrusu Adem Aleyhisselam yeryüzüne indirilince Cebrail Aleyhisselam'dan ateş istiyor. Allah-u Teala arz ediyor. Git cehennemden al götür. Cehenneme gidiyor. Cehennemin yetkilisi olan meleğe arz ediyor. Diyor ki bir dakika. Yani sen buradan diyor şimdi ateş alacaksın yeryüzüne indireceksin. Vallahi diyor bu cehennemin ateşinden diyor az bir şey bile alsan götürsün dünya erir diyor. Allah Allah. Allah Teala arz ediyor ya Rabbi. Böyle söyle doğru diyor. O zaman diyor o ateşi al götür cennetteki şu kadar nehirde 70 defa 70 tane nehre batır çıkar batır çıkar yıka yani. Cehennem ateşini alıyor cennetteki 70 ayrı nehirde yıkayarak yeryüzüne indiriyor. Şimdi Fatih Bey 70 defa soğutulmuş şekli bu. Dünyadaki ateş. Sen buna dayanabilir misin? Şu anda dayanamıyoruz. 70 defa soğutulmuş hızına. Orada ne yapacağız? Orada ne yapacağız? Hayal bile edemiyorsun onun ısısını, enerjisini veyahut da yaptığını. Hayal bile edemiyorsun. Yetişemiyor. Onun için İmam-ı Gazali rahmetullahi teala bunu naklettikten sonra İmam-ı Şibli Hazretleri'nin bu sözünü bu hadis-i şerif gösteriyor ki talebesine hitaben sana, daha doğrusu hepimize lüzumundan daha çok ilim lazım değildir. Çünkü ilmi çok öğrenmek farz-ı kifayedir. Farz-ı ayın değildir. Bu işi başkaları yaparak senin yükünü almışlardır.
Mesela Allah-u Teala alimler yetiştirmiş, onlar Kur'an-ı Kerim vadişerini seçmiş, bizim önümüze koymuş. Bizim vazifemiz lazım olanları oradan öğrenmek, ona uygun yaşamak. Bizim vazifemiz bu. Evet. Ve hatta şu hadiseyi de naklediyim İmam-ı Gazali Hazretleri. İslam alimlerinin, Evliya-i Kiram'ın büyüklerinden olan Şakik-i Belgi Hazretleri var. Bu zatın bir talebesi var. Hatim-i Esam Hazretleri. Bir gün Şakik-i Belgi Hazretleri bu talebesine soruyor. Ne kadar zamanda diyor yanımdasın, beni dinliyorsun, sohbetlerime, nasihatlerime geliyorsun, derslerimi takip ediyorsun. Hatim-i Esam Hazretleri diyor ki efendim diyor 33 senedir diyor sizin sohbetlerinize ve derslerinize devam ediyorum. 33 sene Bahattin Bey. Dile kolay. Dile kolay. Peki diyor bu kadar zaman içinde benden ne öğrendin? Neler istifade ettin? Öyle deyince Hatim-i Esam rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki efendim sizden diyor 8 şey istifade ettim. Şakik-i Belhi Hazretleri bunun üzerine yazıklar olsun diyor. Yani bütün zamanımı sana harcadım. Senin ise diyor 8 şeyden fazla istifaden olmamış. Buyuruyor ve üzülüyor. Bunun üzerine Hatim-i Esam Hazretleri buyuruyor ki hocam efendim üstadım doğrusunu istiyorsan böyledir. Bundan fazlasını da zaten istemem. Bana bu kadar yetişir. Çünkü iyi biliyorum ki dünyada ve ahirette felaketlerden kurtulup ebedi saadete kavuşmak bu 8 bilgi ile olacaktır diye arz eder. Bunun üzerine hocası Şakik-i Belhi Hazretleri merak ettim diyor. Söyle bakayım diyor bunlar ben de dinleyeyim. Neymiş diyor bu 8 istifaden? İstifade ettiği şeyler. Hatim-i Esam Hazretleri saymaya başlıyor. Efendim diyor, birincisi. İnsanlara baktım diyor. Herkes bir şeyi seçmiş gördüm. Hakikaten ha. Aynen zamanımızdaki gibi herkes. Arkadaş diyor ben diyor okulu bitireyim. Ondan sonra bir işte kariyer yapayım. Doktoramı vereyim. Profesör olayım. Bir kürsüyü kapayım. Maksadı hedefi o. Arkadaş diyor ben bir işte diyor ticarete başladım. Bir zengin olayım. Köşkler yaptırayım. Şu kadar arabam olsun. Şu kadar şunasın. Onun maksadı da o. Arkadaş diyor ben diyor falan kıza takıldım. Ben işte maksadım onu ele geçirmek. Bir kadın diyor işte efendim benim maksadım gayem şu erkeği ele geçirmek. Neyse. Kimisi tarla peşinde. Kimisi karı peşinde. Kimisi erkek peşinde. Kimisi makam peşinde. Aynı o zaman gitsin. Ve Hatim-i Esam Hazretleri. Baktım ki insanlara herkes bir şeyi seçmiş gördüm. Ve bu sevgililerinin yani bunlara karşı sevgisi var. Çoğu onlara ölüm yatağına kadar. Öyle adamı akademik kariyer yaptı. Profesör oldu. Getirdiler öldü koydular musallaya. Er kişi niyetine profesör niyetine demiyorlar. Evet. Ve general oldu. Koydular. General niyetine demiyorlar. Er kişi niyetine. Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı niyetine demiyorlar. Er kişi niyetine diyorlar. Er kişi niyetine diyorlar. Ve bu hal onları ölüm yatağına kadar. Bazıları öldüğü vakte kadar. Bazıları da mezara girinceye kadar arkadaşlık ediyor. Ve sonra onları yalnız ve zavallı olarak bırakıp ayrılıyorlar gördüm. Onunla beraber kimse mezara gitmiyor. Dert ortağı olmuyor. Ne onun akademik kariyeri, ne onun aynı şekilde üst rütbede bir görevli olması, ne onun parası, ne onun zenginliği. Ben bir zamanlar birisine şahit olmuştum da, işte kardeşi vefat etmişti. Biz de iştirak etmiştik. Fıkra değil ha anlatacağım şey. Gittik, adamcağız böyle şey yaparken dedi ki, böyle şey yaptı falan. Dedi bir arsası vardı. Ha dedi ben bu arsayı dedi, vereceğim dedi. Çünkü dedi arsa dedi kabre kadar gitmiyor. O böyle deyince kabre kadar gitmiyor deyince hemen dediler ki dediler bir camiye mi vereceksin? Yok. Kur'an kursuna mı? Yok. Hayır esirgeme kurumlarından birisi mi? Hayır değil dedi. Allah Allah. Ya kabre gitmiyor diyor. Hem de aynı şekilde nereye verecek? Ne yapacaksın? Satacağım çocuklara diyor. Oğlanlara araba alacağım. Çünkü diyor araba kabre kadar gidiyor diyor. Tamam. Araba kabre kadar gidiyormuş. Tamam. Orada kalıyor ama. Hiçbirisi dert ortam. Bu hali gördüm diyor Hatim-i Esam Hazretleri. Düşündüm. Ve kendi kendime dedim ki dünyada öyle bir dost seçmeliyim ki mezara benimle gelsin. Bana orada arkadaşlık etsin. Aradım taradım. Allah-u Teala'ya yapılan ibadetlerden başka böyle sadık bir sevgili bulunmadığını gördüm. Dost olarak onları seçtim ve onlara sarıldım. Şakik-i Belhi Hazretleri tabii o. Talebesi Hatim-i Esam Hazretimizin duyunca çok seviniyor. Çok güzel yapmışsın ya Hatim. Çok doğru söylüyorsun. Peki diyor ondan sonraki faiden ne oldu? Hatim-i Esam Hazretleri buyuruyor ki ey hocam ikinci faidem insanlara baktım. Herkesi arzuları keyifleri peşinde koşuyor. Nefsin şehvetleri arkasında yürüyor gördüm.
ve şu ayeti kerimenin şu ayeti kerimeye rastladım. Bu ayeti kerimede mealen Allah-u Teala'dan korkarak nefslere uymayanlar elbette cennete gideceklerdir. Çok düşündüm. Kur'an-ı Kerim'in baştan başa doğru olduğunu bilgilerimle, tecrübelerimle, aklımla, vicdanımla anladım ve tam inandım. Nefsimi düşman bilerek ona aldanmamaya karar verdim. Ve arzularını, nefsimin arzularını, şehvetlerini yapmadım. Nihayet teslim olarak ibadetlerden kaçan o nefsin şimdi Allah-u Teala'ya itaate koştuğunu, şehvetlerden vazgeçtiğini gördüm. Şakik-i Belhi Hazretleri bunu da işitince Allah-u Teala sana iyilikler versin. Ey hadim ne güzel yapmışsın. Peki üçüncü faiden ne? Onu da anlat dinleyelim. Deyince Hatim-i Esam Hazretleri diyor ki efendim üçüncü olarak herkes dünyada bir sıkıntıya girmiş. Dünyalık toplama uğraşıyorlar. Böyle gördüm insanları. Sonra bir ayet-i kerimenin şu mealini düşündüm. Dünya malından sarıldığınız, sakladığınız her şey. Dünya malından sarıldığınız, sakladığınız her şey. Yanınıza kalmayacak, sizden ayrılacaktır. Ancak Allah rızası için yaptığınız iyilikler ve ibadetler sizinle beraber kalacaktır. Evet. Zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş hepsini. Peygamberimiz de aleyhisselatü açmış, İslam âlimleri de bizim anlayacağımız şekilde anlatıyorlar bunları. Yani tekrar edelim o ayet-i kerimeyi, mealini. Dünya malından sarıldığınız, sakladığınız her şey yanınızda kalmayacak. Kalıyor mu? Türkiye'de bile, Türkiye'nin bir numaralı zenginlerinden kaç kişi öldü bizim yaşadığımız dönemde. Ama hiçbirisi götüremedi ki, hiçbirisi götüremedi. Kaldı, geriye kaldı. Sizden ayrılacak ancak Allah rızası için yaptığınız iyilikler ve ibadetler sizinle beraber kalacaktır. Babaannem rahmetli anlatırdı da işte bir kadıncağız vefat ediyor. Cenazesini işte gelmişler, yıkamış, kefenlenmiş, tabuta konmuş. Evden alıp götürünce o kadıncağızın gelini tabut böyle omuzlar alıp giderken arkadan gülmüş. Ha demişler ya hani tamam gelindir kayınvalideyle arasında problemi olabilir de ama demiş hani öldükten sonra da arkasından da gülünmez ya. Ama gelin de böyle saliha birisiymiş tuhaflarına gitmişler sormuşlar. Demişler ya senin böyle yapmazsın ama bir sebebin var niye güldün falan. O gelin hanım demiş ki benim demiş kayınvalidem biraz demiş eli sıkıydı ama demiş bir gün böyle kapıya birisi gelmişti, ona bir soğan vermişti. Demek ki kalp gözü de açılmış. Baktım demiş, tabut gidince arkasından o verdiği soğan da onunla beraber gidiyor gördüm, ona güldüm. Keşke dünyada daha çok verseydi, daha çok gidecekti. Peki efendim, ben öldükten sonra verseniz. Öldükten sonra yaptığın o uzaktan kumandadır. Hayattayken ver, hayattayken verirsen kıymetlidir. Yoksa yok. Onun için de Kur'an-ı Kerim'de işte Hatim-i Esam Hazretleri'nin üstadına arz ettiği ayet-i kerimede mealen Allah rızası için yaptığınız iyilikler ve ibadetler sizinle beraber kalacaktır. Bunun için buyuruyor bu ayet-i kerimeyi düşününce dünya için topladıklarımı Allah yolunda harcadım. Fakirlere dağıttım. Yani baki kalmalar için Allah-u Teala'ya ödünç verdim diyor. Oo, ne güzel ya. Ne güzel ha. Şakik-i Belhi Kattesallahu Teala Sirrahul Aziz talebesinin bu sözler üzerine ne güzel yapmışsın ey hadim. Ve ne güzel de söylüyorsun. Peki diyor dördüncü olarak diyor. Ne istifade ettin benden? Ne öğrendin? Onu da dinleyeyim ben diyor. Hatim-i Esam rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki efendim diyor dördüncü olarak istifade etmem dördüncüsü insanlara baktım. Herkesin başkalarını beğenmediğini gördüm. Ana, aynı şey. Peki buna sebep baktım diyor. Birbirlerine haset etmeleri olduğunu, birbirlerinin mevkilerine, mallara ve ilimlere göz dikmeleri olduğunu anladım. Hakikaten de öyle. Bakıyor falan. Aha, kim bilir çalmıştır muhakkak onu. Çalmadan böyle zengin olunmaz arkadaş. Arabası havat yaşına bak. Dün ben senin cemazil evvelini biliyorsun. Ya sana ne ya arkadaş? Sana ne? Allah Allah. Sana ne? Hani zenginin malı züğürdün çenesini yorar falan. Böyle söylemeyin sana bir faydası yok. Adam hırsızsa zaten hesabını verecek merak etme. Bir gün gelecek onun hesabını verecek. Ama emsalinse emir maruf yapabilirsen nasihat edersin adamcağızı veyahut da kitap verirsin. Okur. Nasihati dinler. Dinlemez. Kendi tercihidir. O da bizi ilgilenmez. O zaman da böyle. İnsan hep aynı insan. Baktım diyor işte mallarıyla, ilimleriyle birbirlerini böyle haset ediyorlar, göz dikiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Şu ayet-i kerimenin meali hatırıma geldi. Dünyadaki maddi, manevi bütün rızıklarını
aralarında taksim ettik. Ya Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Rızıklarını taksim ettik buyuruyor. Ne fazla ne eksik. O kadar gelir o. Ve onun içinde, onun içinde şöyle düşündüm diyor. Herkesin ilim, mal, rütbe, evlat gibi rızıklarının dünya yaratılmadan önce ezelde taksim edildiğini, kimsenin elinde bir şey olmadığını ve çalışmayı, sebeplere yapışmayı emrettiğinden ona itaat etmiş olmak için çalışmak lazım geldiğini ve haset etmenin büyük zararlarından başka zaten lüzumsuz olduğunu anladım ve Allah-u Teala'nın ezelde yaptığı taksime ve çalışınca Rabbimin gönderdiğine razı oldum ve bütün Müslümanlarla sulh üzere, barış üzere olup herkesi sevdim ve sevildim. Onun elinde olmamalıydı. Haset tabii ki. Ya benim elimde olmalıydı. Benden başka kimsenin elinde olmamalıydı. Halbuki Allah-u Teala ezelde takdir etmiş ve taksim etmiş, değişmiyor. Evet. Ya bu adam mı? Bu nasıl yapacak? Sana ne arkadaş ya? Allah-u Teala ona vermiş. Sana ne? Bana ne? Nitekim savaşlarda hep bunun yüzünden çıkmamış mı? Mesela Anadolu Selçuklu Devleti. İtikaden düzgün. Hepsi temiz insanlar. Beylikleri ayrıldı. Bu beyliklerin içerisinde en küçüğü. Hiç kale alınmayı. Kale alınmayanı Osmanlı Beyliği'ydi. Osmanoğulları. Ama Allah-u Teala ona vermiş, ona ihsan etmiş 600 senelik bir devlet kurmayı. Ama diğerleri, bazıları işte haset yüzünden kabullenemedi, hazmedemedi, savaştı. Niye? Haset yüzünden. Gene ne oldu? Gene Allah-u Teala'nın dediği oldu. Onun dediği oldu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de dünyadaki maddi ve manevi bütün rızıklarını aralarında taksim ettik buyuruyor. Bütün rızıklarını aralarında taksim ettik. Değişmez o. Evet. Hatta kitaplarda anlatılırken insan daha yaratılmadan, dünyaya gönderilmeden rızkı takdir edilir. Hatta yine din büyükleri anlatıyorlar kitaplarında. Yazıyorlar. 120 gün ana rahmine düştükten sonra 120 günden sonra ruh verilir buyuruyor. Ana rahminde cenin 120 gün olunca tamam şekil itibariyle insan sureti, insan şekli veriliyor ama daha ruh yok, insan değil. Bir et parçası. İşte o ruh verilecekse bir melek gelirmiş. Ona kulağına eğilir. Allah-u Teala senin için rızık takdir etti. Amel takdir etti. Ömür takdir etti. Ve ecel takdir etti. Deyince gözünü açarmış. Ruh o zaman veriliyor. Yani rızkı da belli mi belli. Efendim çalışırsa çalışmak rızkı arttırmaz. Malı parayı arttırır da rızkı arttırmaz. O rızık değişmez. Çok paran olur ama Allah-u Teala bir hastalık musallattır diyemezsin. Rızık yiyerek tükettiğin, giyerek eskittiğindir ve bir de Allah rızası için verdiğindir senin olan, öbürleri senin değil zaten. Onun için herkes Allah-u Teala'nın gönderdiğine itibar eder. Allah-u Teala'nın gönderdiğine itibar eder. Taksimine itiraz etmez. Razı olursa problem kökünden çözülür. Ve bugün mesela depresyon dediğimiz rahatsızlığın müsebbiplerden bir tanesi de insanların Allah-u Teala'nın kendisi hakkındaki takdirine itirazdan kaynaklanıyor. Niye bana? Niye benim başıma böyle bir şey geldi? Niye bana bunlar verilmiyor? Cenab-ı Hak öyle dilemiş. Sen de kulsun, öde kul. Birisine öyle vermiş, birisine böyle vermiş. Halinden razı olmaktan başka çare yok. Peki isyan edince eline bir şey geçiyor mu? Geçmiyor. Şakik-i Belli Hazretleri, Hatim Esam Hazretleri'nin bu sözleri üzerine ne iyi yapmışsın ve ne güzel söylüyorsun ey Hatim. Peki beşinci olarak ne istifade ettin benden deyince Hatim Esam Hazretleri buyurur ki insanlara baktım. Birçoklarının insanlık şerefini, kıymetini, amir olmakta, müdür olmakta, insanların kendilerine muhtaç olduklarını ve karşılarında eğildiklerini görmekte zannettiklerini ve bununla övündüklerini, iftihar ettiklerini gördüm. Bazıları da kıymet ve şeref, çok mal ve evlat ile olur sanarak bunlarla övünüyorlar. Bir kısmı da insanlık şerefi, malı parayı, insanların hoşuna gidecek, herkesi eğlendirecek yerlere sarf etmektir sanarak Allah-u Teala'nın emrettiği yerlere ve emrettiği şekilde harc edemiyorlar. Ve bununla övünüyorlar gördüm. Ve bir ayet-i kerimenin şu meali hatırıma geldi. En şerefliniz ve en kıymetliniz Allah-u Teala'dan çok korkanınızdır. Bitti. Evet. Çok malı, çok elbisesi, kaliteli olan, ne bileyim altında helikopteri, tayyaresi olan değil. Ya Allah-u Teala'dan en çok korkandır. İnsanların yanıldıklarını, aldandıklarını anladım. Ve bunun için de takvaya sarıldım. Haramlardan ve şüphelerden sakındım. Rabbimin affına ve ihsanlarına kavuşmak için ondan korkarak İslamiyet'in dışına çıkmadım. Haramlardan kaçtım. Böyle arz edince Şakik-i Belhi Hazretleri ne güzel söylüyorsun buyuruyor. Peki diyor altıncı olarak diyor ne istifade ettin, neyi çıkardın bütün
öğrendiklerinden, dinlediklerinden Hatim Esam Hazretleri buyuruyor ki, efendim diyor, insanlara baktım. Birbirlerinin mallarına, mevkilerine ve ilimlerine göz dikerek, fırka fırka, parti parti ayrılarak birbirlerine düşmanlık ettiklerini gördüm. Ve şu ayet-i kerimenin meali hatırıma geldi. Sizin düşmanınız şeytandır. Yani sizi Allah yolundan, Müslümandan ayırmak için uğraşanlardır. Bunları düşman biliniz. Bu ayet-i kerimenin meali hatırıma gelince, Kur'an-ı Kerim'in doğru söylediğini bildim. Ve şeytanı ve onun gibi Müslümanlarla uğraşanları düşman bilip sözlerine aldanmadım. Onlara uymadım. Onların tapındıklarına tapmadım. Allah'a dönen emirlerine itaat ettim. Ehl-i sünnet alimlerinin gösterdiği yoldan ayrılmadım. Kurtuluş yolunun, doğru yolun yalnız ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği yol olduğuna inandım. Nitekim bir ayet-i kerimede mealen, ey Ademoğulları, şeytana tapmayınız. O sizin en belli düşmanınızdır. Diye sizden söz almadım mı idi? Bana itaat, ibadet ediniz. Kurtuluş yolu ancak budur. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için Müslümanları aldatmaya uğraşanları dinlemedim. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu gösteren ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından ayrılmadım deyince, Şakiki Belhi Hazretleri, ne güzel yapmışsın ey Hatim buyurun. Peki yedinci olarak ne istifade ettin diye sorunca, Hatim Esam Hazretleri buyurur ki, herkes yiyip içmek, para kazanmak için uğraşıyor. Bu yüzden haram ve şüpheli şeyleri de alıyorlar. Zillete, hakaretlere katlanıyorlar. Peki efendim, emredersiniz efendim, hay hay efendim, iki kemik de alabilmek için. Evet. Yani insanlık şerefi, haysiyeti, dini, iman, hiçbir şey kalmıyor. Ve bir ayet-i kerimenin şu meali hatırıma geldi. Allah-u Teala tarafından rızkı gönderilmeyen yeryüzünde bir canlı yoktur. Kesin bu. Bir canlı buyuruyor, insan değil ha. Bahattin mi? Bir canlı yoktur. Hatta Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'den geçerken işte asasını vurup deniz açılıp da şey yaparken orada bakıyor, bir taşın altında böyle bir böcek. Denizin altında bir taşın altında bir böcek. Böyle tacip ediyor, Allah Allah diyor. Bunun da rızkını göndermiş Cenab-ı Hak. Aradan zaman geçiyor. Bir ailenin işte babaları ölüyor, başlarında kimse kalmıyor falan. Anneleri de kalmamış, çocuklar kalıyor. Gayri ihtiyarı kalbine geliyor bunların rızkı. O anda Allah-u Teala vahyediyor. Ya Musa buyuruyor. Hani sen o denizden geçerken taşın altındaki o böcek var ya. Onun rızkını biz unutmadığımız gibi bu çocukların rızkını da unutmadık biz buyuruyor. Unutmadık. Evet. Onun için de Allah-u Teala tarafından rızkı gönderilmeyen yeryüzünde bir canlı yoktur. Kur'an-ı Kerim'in elbette doğru olduğunu ve o canlılardan biri olduğumu bildim. Onlardan birisi de benim. Rızkımı göndereceğine söz verdiğine, elbette göndereceğine güvenerek onun emrettiği gibi çalıştım deyince Şakiki Belhi Kutlise sorup buyuruyorlar ki, ya Hatim ne güzel yapmışsın, neyi söylüyorsun? Peki son olarak 8 faydı demiştin, o 8.'si ne diye soruyor. Hatim Esam Hazretleri de buyuruyor ki, herkesin bir kimseye veya bir şeye güvendiğini gördüm. Hakikaten öyle. Aa, benim arkam kalın arkadaş. Benim dayım var, amcam var, emmim var falan. Güvendiğini gördüm. Bazıları altınlarına. Aha, bizde çok para var. Çok. Tabii. Mal ve mülküne. Oho bizde arkadaş. 300'lerim tarla var. 3000 koyunum var. Ha, güven babam. 10 tane evim var. 10 tane evim var. Bazıları sanatına. Benimki altın bilezik arkadaş. Eline fel kessin ne yapacaksın altın bilezik? Hiçbir şey yapamayacaksın. Hiçbir şey yapamayacaksın. Sanatına, kazancına. Bazıları mevkisine, rütbelerine. Bugün amirsin, yarın altından sandalye bir kayar, tepe taklak olursun. Kimse takmaz seni ya. Rütbelerine. Bazıları da kendi gibi bir insana güveniyor. Benim arkadaşlarım kalabalıktır, çoktur. Onlar beni yalnız... Ha, bir gör bakalım bir. Hani bir söz vardır Bahattin Bey. İnsana güvenme ölür. Duvara güvenme yıkılır. Evet. Allah-u Teala'ya güven. Şu ayet-i kerime meali hatırıma geldi buyuruyor Hatim Esam Hazretleri. Allah-u Teala yalnız kendisine güvenenlerin her zaman imdadına erişir. Tabii ya. Allah-u Teala yalnız kendisine güvenenlerin her zaman imdadına erişir. Bunun için buyuruyor, her zaman ve her işimde yalnız Allah-u Teala'ya güvendim. O emrettiği için çalıştım, sebeplere yapıştım. Fakat yalnız hep ondan istedim. Yalnız ondan istedim buyuruyor. Başkasından istemedim. İstemedim. Şakiki Belhi Hazretleri bunları dinletten sonra buyuruyor ki, ey evladım, Allah-u Teala her işinde imdadına yetişsin. Hazreti Musa'nın Tevrat'ına, Hazreti İsa'nın İncil'ine, Hazreti Davud'un Zebur'una ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Furkan'ına baktım. Bu 4 kitabın bu 8 temel üzerinde bulunduğunu gördüm. Bunlara uyanlar bu 4 kitaba uymuş, emirlerini yapmış olurlar.
buyuruyor. Netice olarak, demin netice olarak İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin buyurduğu gibi nasihatların hulasası, özeti Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak öğrenmek, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okumak, okutmak, yaymak ve ona uygun olarak da amel etmektir. Cenab-ı Hak hepimize nasip eder inşallah. Amin, inşallah. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler. Gönül Pınarı.